Artık 2020 bitiyor Osman. Açlık, ama kuraklık, yangınlar, depremler. Evet. Uzaylı istilası kaldı bir tek. Onu bekliyoruz heyecanla. Uzaylılar Trump'a izin vermiş. Trump demiş açıklayalım artık size. İnsanlar bilsin. Hani korona da var ya düğünde oynayamayız diye işte. Koy robotlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Teknoloji Oku Yorum programının yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta yine teknoloji gündemi yoğun ve artık 2020 bitiyor Osman. Evet zaten ana konumuz olmalı aslında. 2020'nin bitmesi. Aslında çoğu hani genel olarak baktığımızda sadece teknoloji olarak değil 2020 genel anlamda kötü. Çok sıkıntılıydı yani. Yani şöyle baktığımız zaman geriye böyle güzel hatırlanacak çok fazla bir şey. Hatırlamıyorum ya. Var mı senin hatırladığın yani? Vallahi yok yani güzel bir şey. Açlık, ama kuraklık, yangınlar, depremler. Evet. Uzaylı istilası kaldı bir tek. Onu bekliyoruz heyecanla. O da geçen gün bir haber çıkmıştı ya Trump izin vermemiş hani. Uzaylılar gelmiş de. Yok pardon. Uzaylılar Trump'a izin vermiş. Trump demiş açıklayalım artık size. İnsanlar bilsin. Uzaylılar demiş yok olmaz. Daha hazır değil aslında. Böyle sürekli komik hikayeler işte. Eski CIA ajanları, eski bilmem ne ajanları. Emekli olunca açıklamaya başlıyorlar ya. O tarz hikayeler. Ama 2020 teknoloji bayağı bir salladı ya. Hani her şeyi bir kenara bırakırsak. Ya fiyatları zaten çok bir arttırdı. Şöyle o bize Türkiye'ye olan etkisi aslında öyle oldu biraz ama dünyada bence şöyle bir şey oldu. Türkiye'de de oldu bu. Hani normalde örnek veriyorum 10 yılda yaşanabilecek bir dijital ilerleme. Yani bunu her anlamda söylüyorum. Bu pandemiyle, koronavirüsle beraber bir yılda yaşandı. Yani herkes düşünsene okullar... Hani okullar birden dijitale geçti. İşte herkes evden çalışmaya başladı ve okullar dijitale geçti mi sence peki abi? Ya işte hani... Ya işte geçti de yani çaktırma. Ya tabii gerçekten şimdi fiziksel bir eğitim gibi değil tabii ki onu kabul ediyorum ama mesela şöyle düşün. Şu anki şartlar içinde yapılabileceğin en iyisini yapmaya çalışıyor. Dünyanın her yerinde böyle sadece Türkiye için söylemiyorum. Amerika'da... Türkiye bence bu konuda biraz daha böyle önce oldu sanki diğer ülkelere. Biz daha hızlı adapte olduk. Biz yani. Ya Türkler şöyle bakın şimdi hep biz gömüyoruz ya biz kendimizi hani işte Japon yapmış, Amerikalı yapmış biz yapamayız. Biz aslında imkan verilse çok güzel şeyler yapabilecek bir milletiz. İmkan yok yani. Evet, şimdi Hans'ın ya da işte John'un 300 liraya aldığı şeyi 300 birime daha doğrusu sen alıyorsun burada 2400 birimi. Tabii onun üzerinde hani onunla rekabet etmem mümkün değil ki benim. Adamlar şimdi mesela alıyorlar. Ben çok basit bir örnek vereceğim. Bu Nintendo Switch'i tamam. Adam almış mesela parçalamış. Ya da işte Xbox, PlayStation 3 hangisini derse küçücük bir şeye çeviriyor böyle. Ama şimdi bizim Türkler bunu yapmak istediği zaman mesela PlayStation 5 şu anda 8300 lira ki o da kara borsa olmayan fiyatı. Kara borsadan alsan 10.000 lira. Adam onu alacak da deneysel olarak kullanacak da şey yapacak da der ya ben bu kadar para verdim deli miyim ben der ya. Ama dışarıda böyle değil işte adam 300 birim alıyor arkadaşlar düşünün yani. Evet o yüzden. Hatta ikinci elde çok daha uygun alıyorlar. Çok daha uygun alıyorlar. O yüzden ben şey düşünüyorum yani biz bence iyi atlattık bunu. O dijital dönüşüm de tabii ki oldu ama tabii planlar uymadı. Yani mesela düşün ki adam bir restoran açmıştı. Şimdi o restoran sıkıntılı. Sinema salonları sıkıntılı. Birçok sektörde hani bu koronavirüsün etkisi çünkü onu dijitale çevirmem mümkün değil. Tabii ama yani. Ne oldu onun karşılığında da dijital platformlar yükselmeye başladı. İşte evet, Acun Ilıcalı dedi ki ben Exxen'i açıyorum. Öbüründeki Gain'i yapıyoruz. İşte Netflix Türkiye'deki yatırımlarını arttırmaya başladı. Bu arada tabii şimdi bir konu daha var. Ona yerine gelmişken onu da bağlayalım. Şimdi Exxen ve Gain 1 Ocak itibariyle yayına başladı. Gain daha önce başladı galiba. Gain birkaç gün önce daha da başladı. Anladığım kadarıyla. Bir iki hafta önce anladığım kadarıyla. Bu arada ama arkadaşlar Gain'in fiyatı yok. Fiyatı belli değil şu anda. Ücretsiz. En azından biz bu bölümü çekerken ücretsizdi. Yani hatta bayağı girdik ya üyelik falan para yok mu? Gain aslında tam bir Netflix'e de Exxen gibi değil aslında. Gain biraz daha yani. Evet daha farklı bir platform. Ben NTV'de çalışmıştım 8 sene. O çalıştığım dönemde Cem Aidim vardı genel müdür olarak. Böyle çok davudi bir sesi vardı kendisinde. Selam olsun buradan. O var başında. Filli boyunun sahibi miymiş bir galiba anladığım kadarıyla. O kişinin yani kurduğu bir platform. Onun yatırımı. O biraz daha böyle farklı. Exxen tamamen şey gibi ama Netflix'e bak. Şöyle bir sorun var. Olayı çok farklı. Genel olarak YouTuber'ları topladı. Yani işte Enes Batur, Aleyna Tilki, daha çok böyle hani YouTube'da ünlü olan isimler. Hasan Can orada şu sorun var ama sen de onu söyledin, ben de söylüyorum. Yani YouTube'da ücretsiz izlenen bir şeyi Exxen'de paralı izlemek ister mi insanlar? Gerçi hepsi birebir YouTube'da olan şeyi oraya getirmedi ama Mesela o Hasan Can bilmem Kaya, ne var ya Kaya. Mesela konuşanlar o komple kapattı. Patlamıştı yani aynen bütün bölümleri falan da sildi. Ben çok büyük bir garip bir hareket olarak görüyorum bunu yani bu arada. Bölümleri silmesine gerek yoktu da herhalde direkt hepsini Exxen'e yükleyince izlemek isteyenler buradan izlesinler gibi bir şeydir falan. Öyle düşünüyorum yani. Onun haricinde Enes Batur bir tane programı ne yapacakmış? Bir sürü var. Zaten. Bak ben şuradan göstereyim sana. Yani, ben onlarla ilgili böyle bir araştırma da yapmıştım. Yani Enes Batur'un zaten izleyici kitlesi de belli. Şöyle neler olduğunu da göstereyim. Mesela Vahşi Şeyler diye bir dizi var. Tamam bu dizi. Dizi ayrı bir şey. Dizi geçtik. Fight Club da tutabilir. Bu enteresan bir şey var. Dövüş Marmara Adası'nda falan. Astrolojik şifrelerde bir program var. Hande Kazanova, Dinçer Güner oynuyor. Nasıl zayıflarım diye bir şey var. Şeyde vardı bir şey. TCL'de miydi? TCL'de vardı. Şey ne? Ağır hayatlara. Ağır hayatlara benziyor. Sürprizimiz var. Exxen yine Acun Ilıcalı'nın sunduğu. İşte Orkun Işıtmak'ın şanslı mı, şanssız mı diye bir programı varmış. O çıkacak. Buraların yabancısız diye yabancı vloggerların Türkiye'de yaptıkları geziler, hikayeler falan anladım. Yabancı dediği zaten Hans mı, Huns mu ne o zaten. Şu çocuk da şey Koreliymiş bu da. Bu yani hiç Türkçe konuşuyor. Bunlar var. İşte Hükümsüz diye bir dizi var. Burçin Terzioğlu'nun oynadığı. Veteriner hekim Turgay İnenoğlu ve dostları diye bir herhalde hayvanlarla ilgili bir şey. Akıl oyunları var. Kıvanç ve Burak. Sonra Masterchef Junior var. Çocuklarla. Çocuklar şeyi. Kral Şakir bölümleri varmış. Öğrenci Evi diye bir dizi var. Katarsis bu da YouTube'da patlayan bir şeydi. Şeref Bey var. Bizim artık şey standart oldu böyle hani Haluk Bilginer dizisi olmayan platform kalmayacak gibi. Sihirli Annem var bak o çok önemli. Evet konuşanlar var. Sonra Gibi diye program var. Tolga Show, Talk Show var. Sihirli Annem var. Sinirli Annem diyorum ben de. Bunlar var işte hani bunlar işte Zeynep Bastıklı konukları var. Kirli Çamaşırlar var. Bu da yine Orkun Işıtmak. Orkun Işıtmak. Enes Arıkan'ın programı var. Garaj var. Yine YouTuber bu şeyin. Doğan Kabağ'ın falan filan. İşte bu şekilde böyle diziler vesaire. Ağırlıklı olarak böyle YouTuber'ların olduğu bir mesela Aleyna'nın dizisi vardı, işte bu benim masalım diye, o yok orada. Yani onu ben sonradan toparlamıştım da herhalde hepsi yok orada. Yani genel olarak YouTuber ağırlıklı. Sence tutar mı peki? Ya ben buradan açıkçası izleyeceğim 2-3 tane şey var. Para verir misin mesela izlerim. Sen? Fight Club'ı niye izliyorum biliyor musun? Marmara Adası'nda çekiliyor, bizim yazlık oradaydı. O yüzden. O yüzden gidemedik o yansıda ben Osman Başkan. O yüzden böyle bir yakınlaşma. Gidelim seneye şu koronavirüs geçsin. Çağırdık abi seni kaç defa. Gelelim, geleceğiz, geliyoruz, yoldayız. Yok yan yattık, çamura battık. Ya bizim ihmalimiz oldu. Söz seneye geleceğim inşallah. İnşallah beklerim. O yüzden Fight Club'ı bekliyorum. Peki para verip alır mısın sen böyle bir platforma? Ya şimdi atıyorum. Bu arada fiyatlar da uygunmuş. 30 lira olsa almazdım. Ama 10 lira hani çok bir şey değil. O reklamlı olan sürüm galiba değil mi? Yok reklam falan yok ya. Sadece 10 lira olarak açıkladılar yani. Başka bir sürüm de açıklamadılar şu anda. 10 lira bana göre çok cazip bir fiyat. Yani çok şey de öyle. Yani şu anda hani bir paket sigara atıyorum. Hani ben sigara kullanmıyorum da. 10-12 lira vardır herhalde. 12 lira evet. Ki günde veriyor insanlar bunu. Ne bileyim aylık 10 lira vermek kimseye koymaz, kimseyi öldürmez. Yani dilencilere trafikte durduğumuzda zaten o kadardan çok daha fazla para veriyoruz aylık toplam baktığımız zaman. Evet. O yüzden göreceğiz. Hani, bence biraz daha böyle şansı olabilir 10 lira olduğundan ötürü. Ama 30 lira falan olsaydı. Hadi ama işte bileyim, şöyle düşün. Mesela bende Netflix var, Amazon Prime var. İkisine de ödeme yapıyorum ben. Amazon Prime Video var ama Prime için yapıyorum onu. Bir de bu gelecek. Hani bayağı böyle bir 50-60 lirayı gömüyoruz. Ama genelde Netflix'te falan hep aile üyelikleri falan yapıyorlar. Benim çoğu tanıdığım öyle mesela. Hani tek başına böyle HD falan çok nadirdir. Senin üyeliğin ne? Temel üyelik mi? Mesela? Yok değil. O da 4-5 kişilik aile üyeliği gibi bir şey var. Bir de onu bölüyorlar falan yine. Biz bölmedik ki. Ben ödüyorum hepsini de. Yani bölecek kimse yok da. Neyse yani böyle oldu. Bir de eğlenceli bir konu daha var arkadaşlar. Boston'da robotların dansı yaptık. Oo, evet. Çok iyiydi ya. Bir de onu uyarladılar ya biz de uyarladık. Biz uyarladık. Ankara havaları falan. Ankara havaları daha iyi oluyor. Bence de daha güzel oluyor. Yani ama yani hangi Ankara havasını koyarsan hepsi gidiyor. Evet. Ama robotların dansı da güzel olmuş. Bu arada bilmeyenler için söyleyelim. Boston Dynamics yılbaşına özel bir video hazırladı. Robotlar işte spot var, diğer robotları var. Onlar böyle dans ediyorlar müzikte. Boston'da şey aldı zaten. Hyundai aldı evet. En son Hyundai aldı. Google'daydı. Sonra SoftBank aldı Japon. En sonunda da Hyundai aldı. Evet. Hyundai ne yapacaksa artık onu o da ayrı konu da. Ya belki bir şeyleri vardır abi bir planla. Bir de bayağı para ödediler yani. Böyle 200 milyar dolar mı değil? 2 milyar dolar mı? Büyük bir para ödediler. Yani öyle az bir şey ödemediler. Dolayısıyla o O videoda çok iyiydi. Hatta gerçi şimdi telif yeriz o şarkıda. Onu koyamayız da. Ama arkadaşlar Instagram hesabımızda var. Girin bakın. Böyle 10 numara 5 yıldız oynuyor robotlar Ankara havasını. Düğüne getir oynat yani. Hani koronada var ya düğünde oynayamayız diye işte. Koy robotlar. Süper olur. Evet arkadaşlar yeni yılın ilk programıydı bu. Tabii bir önceki yıl yani 2020'yi de birazcık anlatmaya çalıştık. Yeni çok yıl anlatacak bir şey olmasa kalmasa da evet yeni yıl 2021 hepimize mutluluk, sağlık, huzur getirsin. İnşallah 2021'i aratmaz ha. Hani gelen 2020'yi aratmaz. İnşallah şu koronavirüs belasını da def ederiz. Aşılar da gelmeye başladı. Geldi ilk partide. Geldi. Evet bakalım onlarla da beraber inşallah şu koronavirüste en azından hafifler eskisi gibi kısıtlamalar, sınırlamalar da ortadan kalkar. Yeni yılda hepimize mutlu, huzurlu ve sağlıklı olsun diyerek programımızı kapatıyoruz. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlardan takip etmeyi unutmayın. Farklı bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.